İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir serbest gündem programında tekrar birlikteyiz. Bugün Manisa'mızı konuşacağız. Manisa'mızın tanıtımını tartışacağız. Evet sevgili izleyenler, Batı Anadolu'da Spil Dağı ve Geliz Nehri arasında kalan bir bölge. Burası Manisa. Manisa, Manesya. Yani Ege bölgesinin ulaşım bakımından önemli bir noktasında bulunan, zirai, ticari ve sanayi açılan gelişmiş bir kentimiz. Evet, zirai sanayi diyoruz. Evet, tarım ve sanayi kenti olarak baktığımız bu kentimiz ne yazık ki kültür kenti olmuş mu, olmamış mı? Kültür kenti olabildik mi? Turizm kenti olabildik mi? Evet, bunları konuşacağız bu akşam. Tartışacağız. Tarihte önemli bir yer alan Manisa'mız. Manisa'mızı burada, Manisa dışında Manisa'yı tanıtmak için geçtiğimiz günlerde Manisan platformu adı altında bir platform oluşturuldu ve bu platformda Manisa'yı tanıtmak amaçlı kurulan yurt içi ve yurt dışındaki dernekler. Örneğin İzmir'de Manisalılar Derneği, İstanbul'da Manisalılar Derneği, Ankara'da Manisalılar Derneği, bu dernekler ve tabii ki yurt dışında da Avrupa Manisalılar Derneği, Mesir Derneği adı altında Köln'de bulunan bir derneğimiz var. Bu derneklerin ortaklaşa kurmuş oldukları platformda Manisalı Manisam platformu adı altında bir toplantı yaptı ve Turizm Kültür Müdürümüz de bu toplantıya katıldı. Tabii valilikte herhalde yapılmış. Bu akşamki toplantımıza Turizm Kültür Müdürümüz de davet edildi ancak kendileri icabet etmediklerini de burada beyan etmek isterim. Evet sevgili izleyenler, önemli bir konu. Bu konuyu bugün tartışacağız, konuşacağız. Ve konuklarımı sizlere tanıtayım. Ali Gültekin, Avrupa Manisalılar Mesir Derneği Başkanı. Köln'de değil mi bulunuyor Sayın Ali Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, biraz bahseder misiniz? Öncelikle size teşekkür ediyorum. Manisa'nın tanıtımına katkı yaptığınız için. Sizin de Manisa sevdanızı, Manisa sevginizi biliyorum. Sağ olun. O anlamda duyarlılık gösterip bizim çalışmalarımızı Manisalılara, dünyaya, kamuoyuna duyurduğunuz için size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye içerisindeki illerde Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul gibi bölgelerde yaşayan Manisalıların oluşturdukları dernekler uzun süredir kendi çapında hem Manisa'dan götürdükleri kültürü orada, değerleri gireriz, orada yaşatmak. Ona gireriz, ben konumu tanıtayım, ondan sonra devam edelim. Evet. Tamam. Ve İzmir Manisalılar Dernek Başkanı Sayın Halit Oran. Hoş geldiniz Halit Bey. Hoş bulduk efendim. Ben önce yönetim kurulu arkadaşlarımın size selamını getirdim. Sağ olsun. Öncelikle bugünkü programımıza diğer arkadaşlar da birlikte katılacaktık ama bizim de İzmir'de 2. İslam İzmir İş Kurum ve Valilik'le düzenlediği fuar etkinliğimiz şu an devam ediyor. Evet. Standlarımız açık. Manisa Kulalı'yım. Herhalde daha sonra Kulalı detaylı... mısınız? Evet. Evet. Çok güzel. Kulalı'yım. Zaten Kula'ya Kula'daki o masumiyeti, o yoksulluğu biz İzmir'de sürekli yaşadığımız için Manisalılar Derneği'ni kurma icabını gerektiğini duyduk ve Manisalılar Derneği'mizi kurduk, şükür bir yıl oldu. Bir yıl içinde de çok şeyler başardık. Biraz sonra herhalde bunlar detaylı konuşuruz sayın. İzmirliler Derneği var bir de. Turgay Bey var olan başkanı tanır mısınız? İzmirliler Derneği. İzmirliler Derneği, Turgay Bey tanıyorum. Güzel, tabii. Evet, zaten bir de şunu söyleyeyim. Evet. Biz İzmir'de şuna da yaptık. Yani sivil toplum örgütleri 20 tane federasyonla bir arada, 20 yıllık derneklerle bir arada biz icra komitesine girdik. Konfederasyon evet. Kurduk. Çok güzel. Yani Manisalılar Derneği olarak buna da bir öncülük yapmış olduk İzmir. Çok güzel. Evet. Şimdi isterseniz bu Manisam platformu. Bu kimin aklına geldi ve kim bunu kuralım diye bir soru. Şimdi ben onu şöyle bir izah dedim. Tabii ki başkanım da detaylı anlatır belki ama. Şimdi biz İzmir Manisalılar Derneği kurduğumuzda
Sayın İsmail Bey. Detaylı bir dernek açılışımız oldu. Kalabalık bir dernek açılışımız oldu. Yani Manisa'dan milletvekillerimiz Özgür Özel Bey, Hüseyin Tanrıverdi Bey, Selçuk Özdağ ve Manisalı, Sevdalı hemşerilerimiz gerçekten İzmir milletvekillerimiz, İzmir'de yaşayan tüm hemşerilerimiz katkı 1000 kişilik bir katılımla. Nerede yaptınız toplantıyı? İzmir Manisalılar Bayraklı merkez olarak biz orada daha ağırlıklı. Evet. 40 bine yakın bir Manisalı var orada. İzmir'de. Sadece Bayraklı'da. Bayraklı, tabii ki. 40 evet. Bin. Evet. Tabii ki bu bir şehir ya. Yani ben şunu söyleyebilirim. 20 bin tanesi Kulalı'dır yani orada. Sebebi de Kula Mensusiyatı'nın oraya. Peki bir şey soracağım ben size. Şimdi başladık. Tabii bu, doğaçlama gideceğiz. Evet. Bu Kulalıların yüzde kaçı Manisa'yı tanıyor? O 40 bin Kulalı'dan yüzde kaçı Manisa'ya geldi? Veya Manisa'yı hiç görmeyen kaç, ne kadar, yüzde kaçı Manisa'yı hiç ben görmedi? Şunu söyleyebilirim. Samimiyetimle söylüyorum. Açık, zaten açık ve net bunu söylüyorum. Tabii, evet. Yani benim zaten İzmir'de en büyük sıkıntımızdan bir tanesi bu. Ben Kulalı hemşerilerimden Manisa'yı tanıtmak için yola çıktığımızda yani çoğundan şunu duydum. Biz Kulalıyız. Evet. Yani biz Kulalıyız demekle ben de şuna onları cevap veriyorum. Trabzon'da oflular, biz Trabzon'dayız. Biz ofluyuz. Aynen. Direkt Allah'a bağlıyız. Ben de diyorum ki. Siz de mi öyle Allah'a mı bağlı orası? İşte ben de diyorum ki madem ki Kulalısın evet, sen kimliğinde Manisa öncelik yazar. Evet. Bir de askerden örnek veriyorum. Askerde tekmil verirken sen nasıl veriyorsun diyorum. Yani orada vatandaş, hani Kulalılar samimiyetimle Manisa'ya ya bir Mardinli kadar, bir Konyalı kadar tanıyor. Yani şey, evet. Şimdi ben bunun ben %96'sının Kulalı'nın Manisa hiç gelmediğini ve uğramadığı gibi bir rakamla karşılaştım. Evet. Tabii ben tabii şaşırdım yani. Kulalıların %96'sı Manisa'ya hiç gelmemiş. İzmir'e geçmiş ama burada. Manisa'yı kullanmamış. Evet, evet. Manisa'yı Kula'dan küçük mü görüyorlar? Efendim? Manisa'yı Kula'dan daha mı küçük görüyorlar? Değil, değil. Manisa'ya gelmemesinin nedenlerini tabii. İşte, tabii ki yani biraz işte daha. Manisa'lım, Manisa'm platformunu niye kurdunuz? Şimdi bunu konuşacağız. Niye i̇şte gelmiyor? Sen Manisa'yı getiremiyorsun buraya. Kalkıp da yurt dışından veyahut da başka illerden buraya turist nasıl getireceksin? İşte bunu esas, asıl mesele burada. Aslında. Basmayan mesele burada. Kafayalar basmıyor burada. Yani bizim ben, evet. İsmail Bey, bizim evet, şeyde İzmir'de en büyük sıkıntımız bir de İzmir'e Manisa'nın çok yakın olması. Yani 40 dakikalık, 45 dakikalık bir yol olma sebebiyle. 30 dakika bile değil. Yani o hasret derneklerde biliyorsunuz Türkiye'de maalesef hasret özlem nedeniyle kuruluyor. Hani lokal açalım. İşte burada akşama kadar emekliler okey oynasın, işte onların başında bekleyelim gibi anlayışla Türkiye'de dernek kuruluyor. Ama biz derneği kurarken maalesef dedik ki biz lokalle değil, oturan dernek değil, çalışan dernek, proje üreten, eğitim ve meslek edindirme kurslarıyla ağırlıklı çalışma yapacağız diye söz verdik. Ve bir yıl içinde bu birkaç projemizi imza attık. İşte biraz önce söylediğin şeyi söylemek istiyorum. Ama bu Manisa'nın platformu nasıl gündeme geldi? Biz açılışı yaptığımızda, Manisalılar Derneği'nin İzmir'de yaptığımızda çok şahatvaldı, Metler Hanım'ımızı getirdik böyle. Yani belki İzmir'de ilk defa böyle bir dernek açılışı yaptık. Çok güzel. Buna da ben şunu söylüyorum. Evet. Öncelikle gerçekten Hüseyin Tanrıverdi'ye o açılışta ve bizi bir yıldır hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Her etkinliklerimizde, her davetlerimizde ve biz dernek başkanı olarak ve yönetim kararı arkadaşlarımız da hiçbir zaman hiçbir siyasi partiye ayırdım etmeden Türkiye'nin başbakanından ve tüm genel başkanlarına kadar her etkinliğimize, davetimize özellikle arayarak ve göndererek, bizzat götürerek götürmüşüzdür. Evet. Ama tabii ki çok siyasi partiler artık alışkanlık yapmış biliyorsun. Telgraf yazıp gönderiyorlar. Hiç derdiniz var mı yok mu diyen. Hüseyin onu yapmaz. Yok, ben Hüseyin abi. Hüseyin Bey gelmiyorsa ya yurt dışındadır ya da çok önemli bir yani kesinlikle var. Yani bakın bir şunu söyleyeyim. Özgür yani burada de, Özgür kimse şu televizyonda Özgür şimdi yani. Hem evet Özgür Bey Özgür bize fuarda evet, yani Fuar Atlas Pavyonu'nda Özgür evet, iki evet, gün bir etkinlik yaptık İzmir Fuarı'nda. Hem de bir aylık dernek olmaz nedenimiz de işte İzmir'de renkler buluşuyor
bir etkinlik yaptık. 4 tane il derneğiyle beraber ortak. Özgür Bey teşekkür ediyorum. Gerçekten geldi, standlarımızda durdu. Kültürümüzü anlattı ulusala, basına. Biz daha bir aylık derneğiz, hiçbir şey bilmiyoruz. Şükür yalnız bırakmadı bizi Özgür Bey. Şimdi burada biz açılışımızı yaptıktan sonra Ali Bey, öncelikle Almanya Dernek Başkanımız bizi arayarak tebrik etti. Ankara, İstanbul ve Bursa dernek başkanlarımız bizi açılışta hepsi bizi aradılar. Evet. Ve biz o açılışta İstanbul ve Ankara Almanya Dernek Başkanımıza yüz yüze hiç gelmediğimiz halde, inanın kendimizi o kadar İzmir'de güçlü hissettik ki, yani biz çok az bir heyecanla da başlamış olduğumuz bu açılışa, işte dernek başkanların bizi arayarak kutlaması, çelenk göndermeleri bize çok mutlu etti ve daha çok azimle bu Manisa sevdasını bize cesaretlendirdi. İşte biz o günden sonra işte Almanya, Ankara, İstanbul, Bursa dernek başkanlarımızla birlikte şey yapmadık, yani iletişimimizi koparmadık. Biz Manisa'mızı, kültürünü nasıl anlatırız ya da Manisa'mızı nasıl daha kazanç ya da daha çok turizme akışını sağlarız diye hep birlikte her zaman istişare yapmışızdır. Gerçekten ben buradan gönüldaşlarımı teşekkür ediyorum. Ankara, İstanbul ve Bursa başkanlarımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza. Çünkü şehir dışında dernekçilik çok zor. Çünkü Türkiye'de dernekçilik sistemi oturmamış. Bizler bunun zorluğunu çekiyoruz. Biz Manisalı sevdalısı olarak o dertleri görmemezlikten geliyoruz. O yüzden Manisalılar dernek başkanlarını buradan hayırlı akşamlar diliyorum ve Allah yar ve yardımcı olmalarını diliyorum arkadaşlarımın. Evet, sivil toplum kuruluşlarının tabii ki önemini kavramamız gerekiyor. Türkiye'de maalesef sivil toplum kuruluşları beklenen seviyelere gelemedi. Gelemez de çünkü hala bu sivilleşen bir toplum olamadığımızı da burada belirtmek istiyorum. Ama öyle ama böyle bir baskı, yasaklama, bir ihtilal, işte askeri darbeler, bunlar insanlar üzerinde büyük bir sindirme politikası oluşturdu ve insanlar sivil toplum kuruluşlarından ürker duruma geldiler. Tabii gönüllülük esasına dayanan bir iş. Burada kimse size bir maaş vermiyor. Evet. Yani odalar filan gibi değil. Kesinlikle. Kesinlikle değil. Bu odalar da nedir ben bilmiyorum. Sivil toplum kuruluşları mıdır nedir ben onları da bilmiyorum. Ne iş yaptıklarını da bilmiyorum. Sadece para toplarlar. Evet. Ve zorunlu aidat vardır. Hala da bu zorunlu aidat devam eder. Nedense buna kimse elleyemiyor. Buna kimse dokunamıyor ama yani sivilleşmek önemli bir şey. Tabii ki sivilleşmenin de önünde gönüllülük esası olduğu için herhalde ondan sivilleşemiyoruz. Bir de dediğim gibi o sindirilmiş bir toplum olduğumuzu da kabul etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi Manisa'mız siz biraz da siz bahsedin. Biraz önce sözünüzü kestim. Bu Manisa platformu ne demek? Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi Manisa dışında Türkiye'deki bazı illerde yaşayan Manisalıların bir araya gelerek kurduğu dernekler var. Bu dernekler biraz işte Manisalılık bilinciyle Manisa'dan Bursa'ya, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e taşınıp gittiklerinde birlikte götürdükleri kültürlerini, değerlerini, ananelerini yaşatmak için Manisalıların bir araya geldiği, aynı zamanda da o bölgelere gidip yeni değerleri, işte tanıdıkları, oradaki gördükleri bilgileri, birikimleri, işte komşularına, arkadaşlarına, iş arkadaşlarına, çalıştıkları yerlerde Manisa'yı anlatarak, yani bir Manisa sevdasını kendi iş dünyalarında ve çevrelerinde büyütüyorlar. Bununla birlikte her çalışmanın işte veya her derneğin kendi başına Manisa'yı tanıtma çabalarını bütünleştirme gereği duyduk.
Biraz önce Sayın Halit Bey'in de anlattığı gibi biz zaman zaman işte telefon görüşmeleri, birbirimizle mailleşmeler, yazışmalarla da madem bizler işte bölgeler olarak veya işte şehirler olarak Manisa çalışmaları yapıyoruz. Yani kimimiz bunda işte biraz başarılı, kimimiz kör topal gidiyoruz. Bunları bütünleştirelim diye bir diyalog gelişti dernekler arasında. Bunu da somutlaştırmak için bundan işte Haziran, Temmuz aylarında bir araya gelmiştik. O zaman Sayın Valimiz de yeni gelmişti buraya. Hem valimize hoş geldin demek için bir araya gelmiştik. Hem de orada toplandık birlikte. Bunu bir merkezi yapıya büründürelim. Yani bu merkezi yapının adı işte platform olur veya federasyonlaşma olur. Her ne olursa adını birlikte bir çalıştay yapalım diye bir karara bağlamıştık Temmuz ayında. Geçtiğimiz günlerde 14-15 Aralık'ta da bu bir çalıştay yapılması konusunda aldığımız kararı hayata geçirdik. Buradan il özel idaresine teşekkür ediyorum. Onlar bize salon verdiler. O salonda, il özel idarenin salonunda gerçekleştirdik. Bu çalıştayımıza ilk gün Sayın Hüseyin Tanrıverdi, Hayrullah Solmaz katıldılar. İl Turizm Kültür Müdürlüğümüz katıldılar, destek verdiler. Kimi davet ediyorsunuz? Gelirken yani, evet. İkinci pazar günü de öğretmen evinde Sayın Valimizin, belediye başkan yardımcılarımızın katılımıyla birlikte bir kahvaltıda da orada sonuç bildirgesine hazırlayaraktan kamuoyuna deklara ettik. Manisam platformu kurulduğu. Şimdi Manisam platformunu birlikte her üç ayda bir toplanma kararı aldık. İlk toplantıyı da 1-2 Şubat'ta İstanbul'da bu turizm fuarı öncesi yapacağız. O dönemde yapacağız. Bölgelerin kendi etkinliklerine güç vererekten çalışmaları geliştirmek amacıyla da bu toplantıları periyodik olarak da yapmaya devam edeceğiz. Şimdi biraz önceki işte konuştuğumuz konuşuydu işte. Amaç şimdi burada tabii ki bir dernek kurulduğu zaman derneğin ilk tüzük maddesi amacıdır. Evet. Yani böyle bir platform kurulduğu zaman da bir amaç vardır. Amaç nedir? Ben onu sormaya çalışıyorum. Birinci amaç şeydir. Manisa'ya işte bulunduğumuz bölgelerde yani Türkiye'nin değişik illerinden ve yurt dışından Manisa'yı tanıtabilmek, Manisa'ya turizm katkısı sağlayabilmek. Tamam. Bunun için de sadece işte biz buraya turist getirme amaçlı değil, Manisa'nın da bir çekim merkezi olmak için Manisalılarla, yani Manisa'da bulunan Manisalılarla tartışmak. Zaten çekim merkezi olursa turist gelir. Yoksa işte yani, bugün Manisa'nın işte hali, turist gelmiyor. Niye gelmiyor? Turizm potansiyeli var mı? Var. Ne potansiyeli var? Her istediğiniz şey var. Yani kültür turizmine, ekoturizmine, spor faaliyetleri, ama turizm amaçlı spor faaliyetlerine, inanç turizmine, sağlık turizmine müsait bir il. Şimdi benim öğrenmek istediğim, evet biz bunu tanıtacağız. Manisa'yı tanıtırken Manisa'yı iyi bilmek gerekiyor. Manisa'nın dokusunu iyi öğrenmek gerekiyor. Şimdi zaten Manisa'da neyimiz var, neyimiz yok? Bir kültür kenti olamadık diyorum. Bir turizm kenti olamadık. Ben bunu şimdi biz onları da söylüyorum ama yıllardır toplantılar yapılır. Ben bu toplantıların çoğuna da katılmış bir arkadaşınızım. Mutlaka. Bu toplantılardan bir takım kararlar alındığını, alınan kararların hiçbirinin hayata geçmediğini bugüne kadar gördüm. Şimdi eğri oturacağız, doğru konuşacağız. Manisa içinden Türkiye genelinde öyledir. Yani alınır kararlar birçok şeylerde. Biz Manisa'yı konuşuyoruz evet. Da Türkiye genelinde var, bazı illerimiz var, görüyoruz işte. Turizmden büyük pay alıyor. Yani o pastadan payını alabiliyor. İşte Antalya alıyor. İşte İzmir. İzmir bakıyorsunuz bir Kuşadası. Bir efendim Efes harabeleri. Bakıyorsunuz Selçuk. Oralar önemli. Biz şimdi onları da çalıştayda tartıştık. Mesela bizim Manisa'nın gerçekten potansiyel olaraktan turizme kazandıracağımız çok değerleri var. Ama bazı değerleri de yaşatamamışız. Yani burada şehzadeler, sultanlar yaşamış. Şehzadelerin nerede yaşadığına dair bir tane tikili taşımız yok Manisa'da. Var, Sümyan mektepleri var. Etrafına binalar yapmış. Yani. 9 tane Sümyan mektepleri var. Onları, etrafına bina yapmış. Işte, şimdi ben kültür müdürümüz gelseydi ben bunları soracaktım yani. Onları ortaya yani, çıkaramadım. Sorardım, bunları soracaktım ya, zaten. İsmail Bey, sizin yani hem gazeteci kimliğinizle hem duyarlılığınızla bu şehirlere sadece Manisa'ya değil Türkiye'nin birçok bölgesindeki olan şehirlerden evet. Coşku duyduğunuzu, gezdiğinizde yani paylaştığınızı sohbetlerimizde görüyorum. Ama şimdi
gerçekten Manisa'da da yani bir şey yapmanın önü açılmalı. Şimdi Manisa'da da bu konuda bir tembellik var. Şimdi Urla dağdaki otuna festival yapıyor. Biz bağdaki üzümümüze festival yapamıyoruz. Yani uluslararası festival yapıyor dağdaki otuna. Biz bağdaki üzümümüze yapamıyoruz. Şimdi bunları aşmak lazım. Yani bunları aşmadan işte Manisalılık bilinci oluşma. Yani bir araya gelme. Kurumların, kuruluşların bir araya gelme. Yani bizler sivil toplum örgütü olarak da isterse aylarca çalıştay yapak. Buradaki kurumlar harekete geçmezse biz başarılı olamayız. Siz dernekler başarılı olamaz. Siz yönlendiren kuruluşlarsınızdır. Siz yönlendiren kuruluşlar olarak seviyiz. Sivil toplum kuruluşu budur. Siz toplumu ama yönlendirirsiniz ama bunları yönetecek olan bir başkaları, yani bunları çekim merkezi haline getirecek olan bir başkası. İşte öyle olmuyor maalesef. Bak ben bizim olmuyor. Şu yaptığımız bizim olmuyor işte. Ben buradan tarihi yerlere gidip bakıyorum üstadım. Yani ben şimdi şunu söylemeyi biraz önce İzmir'den bahsettim. Siz bunları tespit ettiniz mi? Örneğin bir altyapısı yok mu Manisa'nın? Yok. Turist geldiğini varsayalım, nerede duracak? Sert harabeleri var. Arabasını park edecek yer yok. Sert harabeleri var, evet. Gidin bakın bakalım. Yani sert Efes tabii, gibi. Tabii. Aygay var şurada. Aygay'a gidin bakın. Keçiler yayılıyor. Aygay'a gidin bakın. Aygay muhteşem bir yer. Mezarlar açılmış, boş mezarlar. Böyle bakıyorsunuz. Muhteşem tarihi bir kent. Çok muhteşem bir kent. Ve ben orada tabii ki üzülüyorum. Tenekeden kesilmiş orada yapılan bir okla iş işte bilmem arena yok bilmem ne şehrin batırı yok mezarlık yazmışlar tenekeyi kesmiş yazmış ve buradan Aygay'a gidene kadar tek bir tabela var. O tabelada okunmuyor. Şimdi biz turizm kenti nasıl olacağız? Önce bunların tespitini gerekir. Yani bir sorun var. Bir ülkede öyle değil mi yani? Evet. Siz ülkeyi yönetmeye talip olduğunuz zaman o ülkenin sorunlarını mutlaka tespit edeceksiniz. İşte o sorunlara çözüm önerileri bulacaksınız. İşte, evet. Biz sorunları iki gün üzerine tartıştık ama ben gerçekten sorunları tartışandan sonra ikinci günü şimdi gazetelere işte internet sitelerine baktığımda üzülerek söylüyorum. Önce meslektaşlarımdan şok oldum. Yani bizim o iki günlük haberimizi yapmışlar. Özellikle ben altını çizerek söyleyeyim, Anadolu Ajansı'nın verdiği haber. İşte Manisa dernekleri çalıştay yaptı. Altında hiçbir tane Manisa derneğinin adı yok. Yani hangi dernek çalıştay yaptı? Bu çalıştayda neler tartışıldı? Yok. İşte bürokrasiden şunlar katıldı, bunlar bunu söyledi, bitti. Şimdi biz bir çalıştay yapmışız iki gün. Çalıştaya hangi dernekler katıldı? Yani Manisa dernekleri. Evet. Veya biz platforma bir başkan seçtik. Ankara Derneğimiz Başkanı Sayın Recep Gezinti'yi başkan seçtik. İstanbul Dernek Başkanımız Sayın Mustafa Ogan Bey'e de başkan yardım seçtik. Onlar da birçok şey anlattılar. Yani şimdi siz buranın mülki amirlerinin şeylerini, demeçlerini veriyorsunuz. Yani şimdi Manisa'nın platformunun başkanı da iki kelime söylemiştir. Yani en azından orada binlerce kelime söyledi. İki kelimesini de Allah aşkına yaz orada, de ki İşte seçilen Manisa platformuna seçilen şu başkan da bunu söylemiştir diye. Ne dernek isimleri var, ne derneğin katılımcıları var, ne tartıştıkları konu var, ne seçilen başkanın ismi var, ne seçilen başkan yardımcısının ismi var. Sadece bürokrasiden katılanların ismini yazmışlar, onların demeçlerini yazmışlar, gitti. Allah için yani bunun amiri, memuru, müdürü yok mu yani kardeşim, veya yazan adam? Ya bunu siz yazdınız da bunlar çalıştay yaptı diyorsunuz Manisa dernekleri. Bu dernekler kim kardeşim? Ne? Yani bu yazılır, yani vicdanen yazılır, biliyor musun? Şimdi siz istediğiniz kadar çalışma yapın, çalıştay yapın. Kamuoyuna bunu duyuracak gücünüz yoksa orada önünüz kesiliyor zaten. Ne? Yani ne yaptığınızın önü kesiliyor. Yine teşekkür ederim gerçekten burada siz buna duyarlılık gösterip en azından tamam, burada bizim ne yaptığımızı anlatma fırsatı verdiniz. Bu konuda ben hassasiyetimi biliyorsunuz. Yani kesinlikle. Manisa'nın tanıtımı konusunda birçok platforma katıldım. Birçok platformda çalıştım. Ama ne yazık ki birileri sadece kendilerini tanıtmak için o platformlara katıldığını gördüm. Kendilerini tanıttılar ama Manisa'yı tanıtamadılar. İşte önemli olan maalesef, bu. Yani bu ben, çok önemli. Ben, siyasi partilerde de böyledir. Birileri kendileri için siyaset yaparlar. Birileri de toplum ve dünya için siyaset yaparlar. Şimdi bunlar burada bir ayrım koymak gerekiyor. Evet. Turizm dernekleri diyorsunuz.
Ben bugün biliyorum, turizm derneklerini de çok iyi biliyorum. Turizm derneklerinde ben katkı sunduklarını hiç Manisa'ya ben şu katkıyı sundum, şunu yaptım dernek ben göremiyorum, kabul etmiyorum. Yani bir mesir macunu yapmakla turizm derneği olmaz. Maalesef. Veyahut da ben buradaki tabii turizm derneği, hiçbir turizm derneğine burada bir atıfta bulunmuyorum. Veyahut da onları suçlamıyorum. Ancak şunu söylüyorum. Turizmi veyahut da Manisa'yı tanıtmak farklı bir şey. Manisa'yı tanıtmak Manisa'nın dokusunu çok iyi bilmekten geçer. Evet. Siz bu dokuyu bilmiyorsanız, siz burada bitkisel, işte bitki olarak ne yetişiyor Manisa'da? Ne yetişiyor Manisa'da? Onu bilmiyorsanız, mesir macunu hangi otlardan yapılır? Eğer bu otlar sadece bizim Spil Dağı'nda veya Yunt Dağı'nda toplanıyorsa, buna ayrı bir ayrım koyup da buna bu şekilde tanıtacaksınız. Tanıtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani sadece bir ürün çıkarmak veyahut da işte standlar kurmakla Manisa'yı tanıtamayız. Manisa'yı yaşamak gerekiyor. Manisa'da zor bir il yani bu neden konuda. Zor? Yani şeyler Manisa'da gittiğinde kurumlar arasında bir kere bir diyalog yok. Yani işte kurumlar arasında bir küskünlük, bir iletişim bozukluğu var zaten. Vardığında işte bir kurumdan bir kurumun arasında işte abi bir ara. Bir şey söyledim ben, dedim ki Manisa'yı tanıtmak adına birileri kendilerini tanıtıyor. Yani. Yani Manisa bunu kabul etmemiz yani gerekiyor. Yani işte biz dernek, ben dernekten çok derneğin mesela, başkanı tanımamamız gerekiyor. Öyle bir şey ki İsmail Bey, evet, ben şunu söyleyeyim. Yani gerçekten üzüldüğüm şu nokta var. Yani ben bu işi severek yapıyorum. Zaten bir işi severek yapmıyorsan başarılı olamazsın. Niyet çok önemli. Yani ben orada bir meclis üyeliği ya da bir yerde başkan kapayım, dernekten kopayım, oralarda bir mevki olayım. Onun için de dernek kuranları çok üzülüyorum. Yani ben ona onu demek. İşte ben bunu bizzat ben söylüyorum. Yani platform kuruyor adam, bizi de kullanıyor. Bizim sırtımızda yürüyor, yürüyor bizim omuzlarımızda. Kendi ayaklarında yürümüyor, ondan sonra bir yere geliyor. Ya yok böyle bir şey. Böyle şimdi, ucuz şey. Yani ben İzmir'de yani sana bir belediye başkanların gerçekten yani bilerek dernek kurulduğunu biliyorum. Yani ve burada kendi hemşerilerim de bunu alet i̇şte buluyorlar. İşte sivilleşememizin nedeni bu Halit Bey. Evet. Bakın bu ülkede ne yapılacaksa ben yaparım diyen bir zihniyet var. O zihniyet eğer sivil toplum kuruluşu kurulacaksa onu da ben kurarım diyen bir zihniyet var Türkiye'de. Evet. Biliyorsunuz komünizm kurulacaksa yani kurarız diyen. Ama zaten şimdi zaten ne kadar sivil toplum kuruluşumuz var ki? Yani bir Hollanda'nın 15 milyon nüfusu var. %65'i sivil toplum kuruluşlarında örgütlü. Ya bizim Türkiye'de %7 şu an, %6-7 sivil yani toplum kuruluşlarında. İsviçre'de 8 milyon nüfus var. 37 milyon sivil toplum kuruluşuna kayıtlı var. İşte %60-65-70'tir yani. %70 şey, örgütlü bir kişinin az 8-10 derneğe kayıtlı. Evet, %60. Ama yani şey var biraz önce bu. Biraz önceki Alp Bey'in dediği gibi yani biz de kimileri burayı sıçrama tahtası olarak görüyor. Kimileri de şimdi mülki amirler de işte burada adam kurdu da bunun altından da bir şey çıkacak mı olarak kuşkuyla bakıyor. Yani ya biraz önce dediği gibi yani bak zorluk çekiyor. Ben çok analiz ederim bunu. O konuda Sayın Başkanım, o konuda belki ben biraz şanslıyım şey. Sen çok şanslısın. Alman vatandaşı. Evet. Bak, seçme seçilme hakkım yok. Siyaset yapamam, ticaret yapamam. İsmail Bey, bakın ben İzmir'den derneğin herkesi tenzih ediyorum. Şimdi, ama yaşadıklarımı söylüyorum. Derneği kuruyor. O dernekten kendimi tanıtayım. Bilmem ne yapayım. Ondan sonra da siyasi partileri bir yere geçeyim. Oradan da bir yere geleyim. Mantık bu. Yok, ya öyle bir kestirme yoldan geçiyor ki adam. Yani öyle olmamalı. Yani şey sivil ya toplum örgütleri, yerel yönetimleri destek veren, proje üreten. Yani Ali Bey'in hep söylediği şu. Sivil toplum örgütleri, bürokratı, siyasetçisi randevuyla gelen ve onlarla istişare yapan bir toplum olmamız gerekiyor. Yani burada ben çok üzülüyorum. Yani İzmir'de inanın bir siyasi parti alet olmamak için dernekli dik durma çalışıyor. Ama biz bize kaldığımızda Turgay öyle biri. Turgay öyle biri. Bak Turgay ben yani, dik duran evet. İzmirliler Derneği Başkanı. Evet, evet. Benim iyi arkadaşımdır. İyi biri yani. Dik duran arkadaşlarımız da yani federasyonlar işte istişareler yapıyoruz. Yani neden bunu yapıyoruz biliyor musunuz İsmail Bey? Yani işte bir yanlı parti olmamaya çalışıyoruz. Zaten biz diğer mesela diyelim Hüseyin Tanrıverdi. Benim her zaman yanımda ve her zaman da geldiğinde derneğimizde şunu söylüyor. Hemşerileri sayıcı. Bana demiyor ki bu benim partimi destekliyor.
İnanın bir kere duymadım. Ha, diğer partilerden de duymadım. Ama bunu çok dikkat ediyorum. Evet. Ve İzmir'de şu an Aziz Bey'le de rahat görüşebiliyoruz. İstişareyle davet edip gelebiliyoruz. Ve değerlerimizi kurumsal olarak nereye kadar taşıyabildiğimizi biz bilincindeyiz ama güç var. Yani bir de bize birileri sadece yönetimin ya da üyelerden alacağımız 3'leri 5'leriyle bu derneğin yürümeyeceğini de bilmesi gerekiyor. Manis sevdalıları, Manisalılar derneğinin evet. Sahiplerini silip tutuyor. Şimdi ben bunu şey yaparken bunlara konu bir derneğin bir amacı vardır diyorum. Amaç nedir amaç? Manisa'yı tanıtmak. Eğer siz Manisa'yı tanıtmak amacındaysanız nasıl tanıtırım bir kere bir projesini çizeceksiniz. Bir de o şehrin nüfusunu diyorum sorunlarını de nedir neyi tanıtacaksınız siz? Manisa'da üzüm yetişir, Manisa'da zeytin yetişir, Manisa'da işte pamuk yetişir, Manisa'da tütün yetişir. Bunları konuşacaksınız ama isterseniz bunları konuşmadan kısa bir reklam arası verelim. Yönetmenimiz devamlı sinyal veriyor. Paraya ihtiyacımız var diye ne yapalım? Biz kısa bir aradan sonra sevgili izleyenler tekrar birlikte olalım.